Çocuğun arkasından konuşmak da gıybet olur mu dedi dinleyicimiz. Yani belli bir yaş sınırı var mı? Yok. Çünkü kitaplarda anlatılırken herhangi bir kimsenin bedeni, vücudundaki kusurları veya aynı şekilde onun yapmış olduğu işleri veya ibadet yapıyorsa ibadetlerini tenkit etmek, arkasında söylemek. Bunları söylediğin zaman o gücenir mi, gücenmez mi? Mesela hani dinleyicimizin hatırına gelebilir. Hani çocuktur bu. Çocuktur. Şimdi 5 yaşındaki çocuğa sevgiyle yaklaştığı çocuk seni sever. Ama çocuğa aynı şekilde onu tenkit etsen, bağırsan, çağırsan. Mesela diyelim ki çocuğun gözlerinde sakatlık var veya burnunda arıza var falan. İşte bilmem ne burunlu, bilmem ne gözlü, bilmem ne kulaklı, maymun kulaklı. Kepçe kulaklı. Kepçe kulaklı. Neyse. O çocuk üzülür mü, üzülmez mi? Evet. Üzülür. Üzülür. Dolayısıyla yani bizim söylediğimiz söz o kimseye gittiği zaman o üzülüyorsa bu ister yani onun bedeni ve dünyevi işleriyle alakalı olsun ister dini konulardaki olsun bu gıybettir.